ekonomi zirvesindeyiz. Yanımızda Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt bulunuyor. 4G yatırımları nasıl? Memnun musunuz? Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Sayın Bakanımız 4G yetkilendirme modeli ve takvimini açıkladı. Son derece mutluyuz. Çünkü sürecin bu resmi olarak başlaması anlamına geliyor. Sürecin ikinci ayağı Mayıs ayında ihalenin yapılacak olması. Sonunda da ihaleden 6 ay sonra da Ocak 2016'da 4G'yi tüm Türkiye'ye yaymak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Çünkü büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz Türkiye için. Aynı 2009 yılında 3G'nin Türkiye'ye gelmesiyle yaşadığımız geniş bant aboneliği, internet aboneliğindeki artışın 4G ile birlikte yeni bir momentum hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de çok heyecanlıyız. Hazırlıklarımızı da bitirdik. Hazırız. Dünya üzerindeki 18 ülkede yaptığımız 4G lansmanlarının getirdiği birikimi de Türkiye'ye en iyi şekilde kullanmak üzere hazırlığımızı yaptık. Gerek sim kartlarımızdan, gerek merkezi şebekemizden, gerekse de çekim noktalarımızda olan fiber ağların tamamlanmasıyla birlikte hazırlığımızı bitirdik. Şu an ihaleyle birlikte belli olacak frekanslara göre de çekim noktalarındaki son çalışmalarımızı tamamlayıp Ocak ayında Türkiye'yi 4G ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Piyasalardaki belirsizliğe rağmen yatırıma devam edeceğiz diyorsunuz. Ne kadarlık bir yatırım öngörüyorsunuz bu yıl için? Şimdi iki ayağı var yatırıma. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz ihale ve bu ihalede çıkacak olan frekans bedelleri. Bu yatırım konusunda şu an tam bir rakam vermek için çok zor. Çünkü yayınlanan bir muayyen bedeller yok. Bunun yanında tabii ki frekansları aldıktan sonra teknoloji altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl açıkladığımız her yıl, önümüzdeki 2 yıl demiştik, 1 milyar liranın üzerindeki yatırım planımız devam ediyor. Yani önümüzdeki yılda Nisan 2015 ve Mart 2016 döneminde yine 1 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyor olacağız.